Merhabalar. Bu videoda hep birlikte 1940'lara, ölümün kol gezdiği savaş yıllarına gideceğiz. Tabii baştan sona 2. Dünya Savaşı'nı anlatmayacağım burada. Nazilerdi, atom bombasıydı vesaire gibi tek düze olarak birçoğumuzun bildiğinin aksine perde arkasında kalan bölümleri dinleyeceksiniz benden. Gözü kara Japon kamikazelerinin ve ABD donanmalarının kan donduran hikayesi başlasın. Takvim yaprakları 7 Aralık 1941'i gösteriyordu. Japonya'nın hava kuvvetleri Hawaii'deki Pearl Harbor Amerikan filosuna hava saldırısı düzenledi. Japonların müttefiki Hitler'in diktasıyla yönetilen faşist Nazilerdi. Pearl Harbor'a yapılan saldırı Japon İmparatorluğu ve müttefikleri Nazilerin ABD ile arasındaki savaşı resmen başlatmıştı. Bu girizgah cebimizde dursun. Önce bilmemiz gereken bir başka detay daha var. 7 Temmuz 1937'de Japonya 1. Piyade Alayı ve Çin Milliyetçi Hükümeti'nin 29. Ordusu Marco Polo Köprüsü civarında küçük bir çatışmaya girdi. Bunun sebebi Japonya'nın zengin ülke güçlü asker politikasını izlemesiydi. Bu politika doğrultusunda Japonya gücüne güç katmak için topraklarını genişletmeli ve doğal kaynakları elde etmeliydi. Bu doğrultuda Çin ile yaşadığı çatışma iki devletin de barışı arama çabalarına rağmen Çin-Japon 2. Savaşı'nı başlatmıştı. Japonların Çin'e yaptığı saldırılar milletler cemiyetince hoş karşılanmadı. Ekonomik ve politik yaptırımlar uygulandı. Bunları tek tek açmayacağım. Açıklama kısmında vereceğim kaynaklardan okuyabilirsiniz. Bu yaptırımlar karşısında Japonya bilenmişçesine milletler cemiyetinden çekildi. A, B, C, D kuşatması terimini geliştirdiler. A, B, C, D Amerika, Britanya, Çin ve Almanya'nın İngilizce kısaltmalarından oluşuyordu. Ama daha sonra 1939'da Nazilerin ve Japonların ortak amacı toprak genişletmek olduğundan düşmanlığı resmen bitirip müttefik oldular. İkinci Dünya Savaşı'na müttefik devlet olarak gireceklerdi. Artık her şey hazırdı. Vakit tamamdı. 7 Aralık 1941 Pazar günü Pearl Harbor'ı bombalamışlardı. 12 askeri savaş gemisi ciddi hasar almış, bir kısmı batmış, 188 savaş uçağı imha edilmiş, 2403 Amerikan askeri ve 68 sivil öldürülmüştü. Ama asıl amaç gerçekleştirilememişti çünkü filonun 3 uçak gemisi, denizaltıları, tankerleri ve fabrika gemileri o gün limanda değildi. Böylece zarar görmemişlerdi. Çatışma ve suikastlarla geçen süreç Almanya, Japonya, İtalya başta olmak üzere müttefikleri olan diğer mihver devletlerinin aleyhineydi. 20 Haziran 1944'te Japonlar ve Amerikanlar Mariana Adaları'nda kafa kafaya geldi. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin planladığı stratejik kilit harekatıydı ve plan işlemişti. 5 ay süren muharebede Japonya ağır bir hezimete uğramıştı. 65 bin Japon askeri ölmüştü. Buna kıyasla 9500 Amerikan askeri ölmüştü. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasının gücünü kabul etti. Yeni bir plan, yeni bir stratejiye ihtiyaç vardı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sıradaki hedefi eski sömürgesi Filipinleri tekrar almaktı. Japonya Filipinleri Amerika'ya teslim etmemek için elinden geleni ardına koymayacaktı. Çünkü Japonya petrol ihtiyacını Filipinlerden karşılıyordu. Bu durumda Filipinlerin ABD eline geçmesi çok büyük enerji sorunlarının da beraberinde gelmesi demekti. Koramiral Matome Ugaki şeytanın aklına gelmeyecek bir strateji geliştiriyordu. O zamanın teknolojisi güdümlü, hedefe kilitlenen silahlar, füzeler yapacak seviyede değildi. İsabet oranını arttırmanın bir yolu vardı. Mariana Adaları'nda aldıkları ağır yenilgiden geriye ellerinde sadece 30 Mitsubishi Zero uçağı kalmıştı. Bu, Japon Hava Kuvvetleri'nin en iyi savaş uçaklarından birisiydi. Ugaki, bu uçakları da dahil ederek bir intihar uçağı filosu oluşturmayı planlıyordu. Çok canice gözükse de, bu aşırıya kaçan planın iki net amacı vardı. İlki ve en önemlisi Japonya'nın işgalini önlemek, ikincisi Filipinler'deki enerji kaynaklarını ABD'ye kaptırmamaktı. Planı tasarladığı gün filonun pilotlarına şu cümleleri kurmuştu. Bu görev hiç kolay olmayacak. Ama cesur ve istikrarlı hareketlerimiz şeytanı bile kaçıracak. Başaracaksınız. Şeytan ABD miydi acaba? Şaka bir yana konuya devam edelim. Japonya'nın Filipinler'deki hava kuvvetlerinin başında Takejiro Onishi vardı. Askerlerine ne pahasına olursa olsun Filipinleri korumayı emretmişti. Ellerinde kalan Mitsubishi Zero uçaklarını intihar uçaklarına dönüştürmek ilk önce Takejiro'nun aklına gelmişti. Ama 30 uçakla düşmana maksimum zararı veremezdi. Ki Mitsubishi Zero'lar Amerika'nın yeni savaş uçaklarına kıyasla çok eskiydi. Takejiro, Ekim 1944'te Filipinlerin müdafaası için tüm Mitsubishi Zero olarak 250 kilogramlık bir bomba yerleştirilmesine, uçakların ağırlıklarının azaltılması adına makineli tüfeklerinin, zırhlarının ve telsizlerinin sökülmesini emretti. Böylece bomba yüklü uçak, dağ
daha hızlı bir şekilde daha fazla mesafe kat edebilecekti ve içindeki insanla hedefi vurma olasılığı %100'e yakındı. Yeniden tasarlanan Mitsubishi Zero'lara yeni de bir isim gerekiyordu. Kutsal, yüce bir anlam taşıyan, askerlerin cesaretlerini arttıran bir isim. İlahi Rüzgar yani Kamikaze, Mitsubishi Zero'ların yeni ismiydi. Takejiro emrindeki Filo ilk intihar saldırısını gerçekleştirmek üzereydi. Takejiro'nun gönüllü şekilde intihar pilotu olacak askerlere ihtiyacı vardı ve bunun içinde askerleri Japon kültürünün bazı öğeleriyle ikna ediyordu. Japonya'da utanç çok önemli bir olgu. Komutan bu görevi anlattığında hiçbir askerin "Hayır, ben kabul etmiyorum" deme lüksü yoktu. Eğer derse "Ben ülkem için ölmem" demiş olacaktı ve bir ömür boyu ailesi de kendisi de utanç içinde yaşayacaktı ve ayıplanacaklardı. Bundan yararlanarak çok da zorlanmadan gönüllü intihar pilotlarını ayarlamışlardı. Tarihin not defterlerinde şu hatıralar yazar. Askerler endişeliydi. Normal şekilde savaşsalar bir ihtimal hayatta kalabilirlerdi. Ama kamikazeler ile beraber ölümlerine yalnızca birkaç saat vardı. Yüzlerindeki endişeyi ve korkuyu gizlemek için askerlerin çoğu buldukları bez parçalarıyla maske yapmışlardı. Böylece yüzlerindeki endişe okunmuyordu. Kamikazeler için bir lider de gerekiyordu. Baş pilot konumuna getirmek için en yetenekli pilotlarını seçtiler. 23 yaşındaki Teğmen Yukio Seki. Teklifi aldığında Yukio henüz 1 yıllık evliydi. Teklifi reddetme lüksü yoktu. Ailesini bu utançla yaşatamazdı. Yukio operasyondan çok kısa bir süre önce bir gazeteciye şu cümleleri söylemişti. İntihar saldırıları yeteneklerini çöpe atmaktır. Ama artık sıra ona gelmişti. Filosunu komuta etmeli ve Amerikan gemilerine en büyük hasarı vermeliydi. Yeni evlendiği eşine yazdığı mektupta çaresizliği şu cümlelerine şöyle yansımıştı. Canım Marikom, senin için hiçbir şey yapamadan ölüme gitmek zorunda olduğum için çok üzgünüm. Aklımda paylaştığımız sonsuz anılarla gidiyorum. Gün gelip çattığında Amiral Takejiro askerlerini şu cümlelerle onore edip cesaretlendirerek ölüme uğurladı. Siz dünyevi arzulardan uzak tanrılarsınız. Yaşamınızı yok yere feda etmiyorsunuz. Sizden elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum. Ve takvim yaprakları 25 Ekim 1944'ü gösterirken Filipinleri çevreleyen Pasifik'te 5 gün üst üste uçuş yaptıktan sonra ilk hedefe rastladılar. 3 geminin eskortluk ettiği Amerikan uçak gemisini vurmaları gerekiyordu. Saat sabah tam 10.45'te Yukio Seki USS Sanflo eskort uçak gemisine çarptı ve gemi 889 mürettebatıyla Pasifik'in derin sularına gömüldü. Ve ilk kamikaze saldırısı ilk kamikaze lideri Yukio Seki komutasında gerçekleşti. Saldırı çok başarılı olarak kabul edildi çünkü ana hedef olan uçak gemisi batırılmıştı. Eskortluk eden 3 gemi de ağır hasar almıştı. Leyte Körfezi Amerikan askerlerine ve 5 kamikazeye mezar olmuştu. Takejiro bu başarılı saldırının ardından daha fazla uçak ve pilotu Japonya'dan getirtti. Amacı daha geniş bir ölçüde intihar saldırıları yaparak Filipinleri korumak, ABD ne olduğunu anlayana kadar olabildiğince fazla gemilerini batırmaktı. Filipinler'de gerçekleşen bu savaşta tam 121 kamikaze hedefini başarıyla vurdu ve neticesinde 16 Amerikan gemisini batırdı. Japonya bu saldırılar sonucu iki önemli gözlem yapmıştı. Birincisi bekledikleri bir gelişme olan gemileri batırma gücüydü. Canlı pilotların yönettiği intihar uçakları hedeflere kusursuz bir isabet oranıyla ulaşıyordu. İkincisi ise sıra dışı bir şekilde ABD donanmasına karşı psikolojik bir baskı oluşturmuş olmasıydı. İkinci Dünya Savaşı konusunda uzmanlaşmış kabul edilen tarihçi James Holland bu durumu şöyle açıklıyor. Kamikazelerin gücü yalnızca gemileri vurmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda psikolojik bir etki de yaratmıştır. Amerikan askerleri birdenbire sınır tanımayan bir düşmanla karşı karşıya kaldıkları için çok büyük bir korku haline bürünmüşlerdir. Bu da normal bir pozisyondur. Devam eden saldırılarda sunulan raporlarda kamikazelerin hedefleri vurduğu, hasara uğrattığı ama yalnızca bir uçak gemisini batırdığı gözlemlenmişti. Bu iyi haber değildi. Kamikazeye dönüştürülen Mitsubishi Zero'ya konulan 250 kilogramlık bomba yeteri kadar güçlü değildi. Tabii ki tonlarca ağırlıkta zırhtan oluşan gemilere karşı güçlü değildi. Yoksa inanılmaz bir etkiye sahip. Daha büyük bombalar için daha büyük uçaklar gerekiyordu. Yeni bir plan işlemeye başlamıştı. Tasarladıkları yeni silah çok daha korkunçtu. Uçaktan bozma bir bomba değil, uçan bir bombaydı. İsmi yine milli duyguları harekete geçirmeliydi. Bu sefer de Japonların ulusal simgesi olan kiraz çiçeği anlamına gelen Oka ismini verdiler bu ölüm füzelerine. Oka, daha büyük bir savaş uçağının altına monte edilecek, içine intihar pilotu için tek kişilik bir kokpit yapılacak ve tam önüne 2 metrelik toplam 1 ton bomba taşıyan bir savaş başlığı yerleştirilecekti. Amaç 1 tonluk savaş başlığını hedefe ulaştırmak olduğundan yine en net isabet oranına sahip olan intihar pilotları devreye girmek zorundaydı. 1 ton bombayı boşa atmak büyük bir kayıp olurdu. Bu yüzden Japonya'da
Japon pilotlarının çilesi bitmemişti. O kadar da bir detay vardı ki bu da yine askerlerin duygularına hitap ediyordu. Hiçbir zaman kararlarından vazgeçmemeleri hedefleniyordu. Oka'da pilotun samuray kılıcını yerleştirmesi için kelepçe şeklinde bir düzenek vardı. Pilot Oka'ya bindiğinde Oka uçağın altına yerleştirilmeden önce pilotun son bünyevi varlığı olarak kabul edilen samuray kılıcı pilota teslim edilir ve böylelikle ölüme giderken her şeyini yanında götürmüş sayılırdı. Oka uçağın altına yerleştirildikten sonra geri dönüş yoktu. Mühendisler Oka'yı maksimum hıza erişmesi için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü hız hem yerden gelen düşman ateşinden kaçmayı hem de geminin zırhını delmeyi sağlayacaktı. Bu yüzden Oka'nın arka tarafında 3 tane besleme roketi bulunuyordu. Bu sayede Oka dalış anında hızını 960 km'ye çıkarabiliyordu. Bu o dönem gökteki her şeyden daha hızlı bir saldırı demekti. Videoyu daha fazla uzatmamak adına bu konuyu iki bölüm olarak işleyeceğim. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde sınır tanımayan stratejilerle düşmanlarını korku salan Japon İmparatorluğu'nun intihar denizaltılarını ve en nihayetinde elde ettikleri sonucu anlatacağım. Görüşmek üzere. Her ayın ilk ve son pazarı tarih, bilim, kültür, sanat, gündem gibi konuları konuşacağımız pazar sohbetleri. İkinci pazarı kimisi bir doktor, kimisi gazeteci, kimisi asker, kimisi bir işçi. Nice hayatın ilham veren hikayeleri ve üçüncü pazarı kapsamlı araştırmalarla derlenmiş, kaynaklandırılmış birbirinden faydalı ve ilginç bilgi videoları YouTube'da Onat Borabilen kanalında yayında olacak. Abone olarak, bildirimleri açarak bu videolara kolayca erişebilirsiniz.